Teknovoice oyun ekranlarına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Forza Street biliyorsunuz geçen gün ücretsiz olarak çıkmıştı. Klavyeden oynanmıyor ki. Ücretsiz olarak çıkışını gerçekleştirmişti Windows 10 platformu için. Aslında Miami Street adında çıkmıştı. Sonra da Forza'nın geliştiricisi Turn 10'e geçti. Hakları. Turn 10 de Forza Street adı altında tekrardan yayınladı. Yakında Android ve iOS içinde çıkış yapacakmış, yani yakında telefonlar içinde çıkacakmış. Adının Forza olduğuna bakmayın. Tamamen quick time eventlerle dolu bir oyun. Yani doğru zamanda doğru şeye basıp doğru şekilde drift falan filan tuşlarına basıp doğru şekilde kazanmaya odaklı bir oyun kendisi. Asfalt 9'un yan şarı gibi yani. İlk bakış videosu çekeceğiz bugün. Ondan sonra da biraz daha oynayıp incelemesini yazacağım. Ama oyunun en sevdiğim yanı şu müzikleri ya. Bu arada yarışta müzik çalmıyor. Keşke çalsa. Sen niye konuşmuyorsun lan? Yakup bugün dilini yutmuş arkadaşlar. Yuttun mu? Yutmuş. Şimdi buradan Yakup senin konuşmana da ihtiyacım var. Ne yaptığını söylemen lazım. Ya burada araçlarımız varmış. Bizim şu an kaç tane aracımız var mesela? Sayalım. Her yarış klasmanı için farklı klasta arabalar gerekiyor arkadaşlar. Diğer yarış oyunlarında, diğer Asphalt 9 oynadıysanız oradan da biliyorsunuzdur. Diğer yarış oyunlarından da bildiğiniz gibi her yarış için farklı klasmanda arabalar gerekiyor. Araçlarınızı modifiye edebiliyorsunuz çıkan parçalarla. Araç alabiliyorsunuz çıkan şu kazandığınız paralarla. Yarışlar tamamen böyle. Oyun kaskı. Mouse ile oynanabilen bir oyun. Klavye ile de oynanabiliyormuş ama klavyeyi kullanmanızı tavsiye etmem. Zaten doğru zamanda doğru tuşa basmalı bir yapıya sahip bir oyun olduğu için mouse ile oynamak daha rahat olur diye düşünüyorum ben. Hop. Bence oyunun daha başlarında olduğumuz için mi bilemeyeceğim ama yarışlar kolay. Müzikler de efsane bu arada. Anlatman lazım. Asphalt 9'un incelemesini ilk bakış videosunu beraber yapmıştık ya. Bu da yeni oldu. Böyle bir tane oyun vardı ya. God of bilmem neydi. Hatırlıyor musun? God of War. Evet. Aynı ona benziyor. Ama onda doğru zamanda doğru şeye basmalı değildi ki o. Şeydi sadece. Orada dövüş yapıyordun. Kutu falan açıyordun. Mesela bu nedir Yakup? Bana anlat. Araç geliştirmeymiş. Evet, böyle kısımlı falan var. Hayal kısımlı. Ama arasında şey çıkıyor mu bilmiyorum. Zorluk. Zorluk seviyesini buradan kendini seçebiliyorsunuz. Şuradan görebiliyorsunuz. Bu 3 tane şuradaki yerlerden de.
Yani zorluğu kendinize göre seçebiliyorsunuz. Kendinize güveniyorsanız en zora gidebilirsiniz. Bir de hikaye modu var. Hikaye modu o kadar da bir mod değil. Hızlı ve Öfkeli serisinin ilk 3 filmini izlediyseniz oradaki sokak yarışları tadında bir hikaye modu. Ama o Fast and Furious'un ilk filmlerindeki gibi böyle tam hikayeye bağımlı bir oyun değil yani. Sadece yazılı olarak bilmem ne diye çıkıyor, ondan sonra gidiyor yani. Cars of Rome'daki. Kazandıklarınızla söylediğim gibi arabalarınızı falan güçlendirebiliyorsunuz. Bu süper çiplerle yarışları yaparsanız tabii ki gelir. Neyse yarış 4-5'ten devam edecekler. Aşama 2. Arabamı modifiye edemiyor. Güzel. Artık orta zorlukta geçiyor. Neden değiştiremiyoruz mu arabamı? Araba değiştiremez. Kolay zorluktaki yarışlar bitmiş. Şu kadar kolay zorluk. Çevrelit mi aldın? Ne yaptın? Oyun mu oldu ya? Bir de oyunun optimizasyon sorunu var arkadaşlar. Yani o kadar grafik kartı isteyen bir oyun değil ama optimizasyon sorunu var. Android'e çıkmasını da bekleyebilirsiniz. Bakalım normal zorluktaki ilk yarışımız bu arada. İlk yarışımız değil mi? Hop. Bakalım birinci mi olduk? Kaçıncı olduk lan? Normal zorlukta bile birinci olabiliyorsunuz. Kolay oyun. Bildiğiniz Forza oyunu gibi deneyim bekliyorsanız söylediğim gibi beklemeyin öyle bir deneyim. Sadece böyle basıp falan filan böyle değişik şeyler yapıp birinci olmaya çalıştığınız bir oyun. Eğer Forza gibi olduğu oyunu oynamak istiyorsanız Forza Motorsport 6 Apex'i oynayabilirsiniz. Ücretsiz o da. Sadece Microsoft'un mobil piyasasına da gireyim diye yaptığı bir oyuna benziyor. Ama güzel mi? Güzel. En azından Crackdown 3 gibi değil.
paket mi gelmiş? Paketlerden de araba çıkıyor. Hadi bakalım gidelim. Aslında benim bu video hakkında da bu video ile ilgili daha güzel bir yorumlardan yapmayacağım. Bizim arabamız mı BMW? Oo, dip dibe gidiyorsunuz. Hala dip dibe. Kimen de o bile anlaşamıyor. Yetişeceğim. Yetişmek üzereyim. Yetişiyorum herhalde. Yetişemedik mi? Yetiştik. Tam yetişiyorduk ama. Kaybedince de böyle bir müzik çalıyor. Bir daha denesek mi? Bu neyse, araba kalktı. Şimdi bu yarışı geçmemiz lazım büyük ihtimalle. Yine mi aynı yarış? O zaman bu sefer doğru yapacağız. Hadi. Dondu. Nasıl donması işimize geldi. Oyun optimizasyon bakımından biraz sorunlu. PC'de. Ama bedava sirke baldan tatlıdır niyetine oynarsanız bayağı iyi bir oyun. Bu sefer geçtim lan. Gelsene arkandan. Gel. Vazgeçtim, gelme. Geliyor. Gelemez. Tam da bastırmış geliyordu ha. Revenge.
challenge'lar da mı varmış? Yok lan. 396. Bu müzikleri hala YouTube'a yüklememiş bu çocuk. Keşke yüklese. Yok. Hiç olmaz, bir daha deneriz. Yarışı kazandıkta kaybedeceğinizi anladıktan sonra resetleme yapmak istiyorsanız o da yok. Belki ileriki güncellemelerde gelir. Az önce gördünüz zaten reset olmadığını. Ama dip dibe gidiyorsunuz lan. O mu geçti? Hala dip dibe gidiyorsunuz. Yakup bak, adamdan korktuk kazanacak diye ama. Olsun. Böyle yanlış yaptığınız hareketlerden puan kesiyor. İstersen bir de ayarları falan gösterip bitirelim ya bu videoyu. Burada da mücadelelerden bir şey var. Buradan altın falan alıyormuşuz, ele çiftler. Sonra size altın falan veriyormuş. Eğer bunları 3 gün yaparsanız şey veriyor. Bir tane rastgele spor arama şeyleri veriyor. Bunların bayağı farklı şeyleri var. Gel gel. Arabanızı böyle onarabiliyorsunuz. Yeter İngiliz anahtarıyla hemen düzeltelim. Tabii yarışa girmeseydim ben ayarları gösterip bitirecektim. Bir de ayarları gösterip videoyu bitirelim. Başka bir şey kaldı mı lan? Başka bir özellik kaldı mı ki? Kaldı mı başka özellik? Bu ne? Sonra da buradan araç alıyorsunuz. Kaçıncı seviye bakalım. Buradan seviyeniz de artıyor böylece.
Grafikler de bir mobil oyun seviyesinde arkadaşlar. Ne? Abi yarışmayacağım. Bak ayarları göstereceğim. Sonra da bitireceğim. Başka özellik kalmadı. Yarışmayacağım dedim, yarışa girdi ya. Evet. Basmasan duyacağım. Basınca gidiyor. Hadi artık bitirelim ya. İlk bakış videosu, bak seri falan çekmiyoruz ya. Çakmak çakıyormuş gibi benim sesi var ya. Alalım. Neymiş o? O zaman bitiriyorum. Bitiriyorum. Bir de ayarları göster, ondan sonra bitirelim. Grafik ayarlarını falan. Yok mu? Neyse onu. Arkadaşlar Forza Street böyle bir oyundu. İlk bakış videosu olduğu için kısa tuttum. Biraz daha suyunu çıkartana kadar oynadıktan sonra incelemesini yazarım. Yani Asphalt 9'a ya da Real Racing 3'e bir alternatif arıyorsanız ya da Need for Speed No Limits'e. PC'de güzel bir alternatif. Asphalt 9 oynamaktan sıkılanlara da güzel bir alternatif. Çünkü PC'de Asphalt 9 da var. Şu anlık sadece PC'de ulaşılabilir Forza Street. Yakında Android ve iOS platformlarında çıkış yapacakmış. O zaman daha inceleyecek. PC versiyonunda her zamanki gibi bana kaldı. Bir sonraki videoda ya da herhangi bir canlı yayında görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Aşağıda verdiğim bağlantılardan bizi takip etmeyi, kanala abone olmayı ve sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.